Selamun aleyküm. Allah gecenizi hayırlı eylesin inşallah. Cenab-ı Hak ömrümüzü, hayatımızı en hayırlı bir şekilde geçiren kullarından eylesin. Burada 415. beyitte kalmışız. İnşallah 415'ten devam edeceğiz. Allah izin verirse. Bir önceki beyti okuyalım. Geçen aydan kalan. Uykuda şeytanı huri gibi görür. Sonra şehvetle şeytana erlik suyu döker. Ondan öncesinde de diyordu ki uyumuş ona derler ki o her hayalden ümitlenir. Onunla konuşur. Uykuda şeytanı huri gibi görür. Sonra şehvetle şeytana erlik suyu döker. Hayal vardır, insana insan eder. Hayal vardır, insanı insanlıktan çıkarır. Her şeyin pozitifi insanı kamil eder. Her pozitifliğin karşısında da bir negatiflik vardır. O negatiflikte insanı hayvandan daha aşağı bir mahluk haline getirir. Nefsin her iki veçesi de vardır. Cenab-ı Hak Şems Suresi ayet 6 ve 7'de der ki o nefse iyiliği de kötülüğü de ilham eden, ona öğreten Allah'tır der. Nefis bu noktada iyiliği de kötülüğü de yapmaya muktedirdir, meyallidir. Ona iyiliği öğretir, iyi yolu gösterir. İyiyle hemhal ederseniz o iyiliğe doğru kanat çırpar, iyilerden olur. Eğer ona kötülüğü gösterir, kötülük yapmasına müsaade ederseniz o kötülüğe doğru meyleder, kötülüğe kanat çırpar, kötülüğe doğru götürür. Hayalin de iki veçesi vardır. İyiyi, doğruyu, güzeli hayal eden, hüsnü zan ehli olan kimse iyilerden, güzellerden, iyiliklerden meydana gelir. O tarafa doğru koşar. Ama kötüyü hayal eden, yanlışı hayal eden, eksiği hayal eden kimse hayalinin pençesinden düşer ve kötülüğe doğru gider. Siz neyi hayal ederseniz o tarafa doğru kürek çekersiniz. Neyi hayal ederseniz o tarafa doğru kanat çırparsınız. Cenab-ı Hak bizi bu noktada muhayyer bıraktı. İyiliği bize öğretti, bizi muhayyer bıraktı. Ayet-i Kerime'de diyor ki ben size iyiliği gösterdim, iyiliği öğrettim. İsteyen iyilerden olsun. Ayet-i Kerime'nin devamında isteyen de kötülerden olsun demiyor. İsteyen iyilerden olsun. Dileyen iyilerden olsun. Bunun zıttı ne? Kötülük. O zaman hayalimizde iki nefes var. Aklımızda iki nefes var. Nefsimizde iki nefes var. Kalbimizde iki nefes var. Birisi vicdan dediğimiz, bizi iyiye, doğruya, güzele doğru götüren. İkincisi şehvani, şeytani düşünce dediğimiz, yanlışlığa, eksikliğe, kötülüğe götüren. Sakın ha, hiçbir din gelmemiş olsaydı insanlar kalplerindeki iyiliğe doğru kanat çırpsaydı dünya iyiliklerle dolu olurdu. Ama insanoğlu şeytanın ve nefsinin heva ve hevesine, o kuru kuruntusuna kanat çırparaktan ne yazık ki nankörlerden oldu,
kötülerden oldu. Ve bu sebepten Cenab-ı Hak peygamberler gönderdi, kitaplar gönderdi. İyiyi doğruyu öğretecek bize mükemmel Allah'ın dostlarını gönderdi. İşte bu tip hayalde bir kimse kötülüğü hayal ederse, yanlışlığı hayal ederse, o hayalin kökü olmadığından, o hayalin bu noktada temeli olmadığından o kötülüğe doğru gidecek. Ve nesil tohumunu çorağa dökünce uyanır, kendine gelir. Hayal de ondan kaçar. O kötü bir hayal kurmuştu. Şeytanın hayaline, şeytanın nefsine vermiş olduğu vesveseye kanmıştı. Ve karşısındakini, hayalindekini gerçek bir kadın zannetmişti veya gerçek bir erkek zannetmişti ve tabiri caizse onu gerçek bir kadın veya erkek zannettiğinden dolayı kendisini ona teslim etmişti. Ama baktı ki kendine gelir gelmez uyandığında o gerçek değilmiş. O bir kuru kuruntuymuş. O bir yanlış hayalmiş. Ve hayal de uyanınca çekip gitti. Hakikat olsaydı uyandığında çekip gitmezdi. Hakikat olsaydı uyandığında da aynı şey devam ederdi. Hakikatin hakikatine doğru koşanlar bunlara aldanmazdı. O rüyadan elde ettiği baş ağrısı sersemlik beden pisliğidir. Rüyadan uyandı bir baktı ki üstü başı kirlenmiş. Rüyadan uyandı bir baktı ki pisliğin içerisine bulanmış. Dünya rüya gibidir. Bu hayat rüya gibidir. Bu dünya hayatı rüyadan ibarettir. Öldüğümüzde uyanırız. Öldüğümüzde bir bakarız ki biz bataklığın içerisine düşmüşüz. Öldüğümüzde bakarız ki kirletmişiz kendimizi. Öldüğümüzde bakarız ki eyvah deriz. Bu dünya hayatından biz kendimizi kirleterekten geçmişiz. Hani o ayet-i kerime var ya, o ayet-i kerimede insanların dilinden Cenab-ı Hak diyor ki ya Rabbi bizi tekrar yeryüzüne gönder de biz iyilik yapanlardan olalım. Biz iyilerden olalım. Ama heyhat, artık uykudan uyanılmıştır. Artık sabah olmuştur. Çünkü insanlardan büyük bir kısmı uykudadır. Öldüklerinde uyanırlar. Rüyadan uyanır gibi, kuru bir heva hevesten uyanır gibi, kötü bir kabustan uyanır gibi, aldatıcı bir rüyadan uyanır gibi öldüklerinde gerçekle karşılaşırlar. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu ki ölmeden önce ölünüz. O yüzden buyurdu ki bütün insanlar uykudadırlar, öldüklerinde uyanırlar. İşte o rüyadan uyandığında kötü bir baş ağrısı çeker. O rüyadan uyandığında bir sersemlik çeker. Onlar çünkü kabirlerinden kaldırıldığında sersemleşmiş bir şekilde kalkarlar. Hani diyor ya, o faizle iştigal edenler yeniden dirilirlerken şeytan çarpmışçasına sersem bir şekilde kabirlerinden kalkarlar mahşerde. O hani kötülüklerle, kötülerle dünyayı geçirenler var ya, onlar mahşerde uyandıklarında kendilerini kirlenmiş ve pislenmiş bir şekilde kabre girdiklerinde ve kabirden sonra mahşerde yeniden yaratıldıklarında kendilerini pis hissederler. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri o büyük mahşer kurulmadan bizi küçük mahşere davet ediyor. Diyor ki hani siz her gece uyuyorsunuz. Her gece uyuduğunuzda ruhunuz sizin alınıp götürülüyor. Kendi bahçesine, Allah'ın katına. Çünkü o Allah'a ait, size ait değil. Sizin bu bedeninize ait değil o ruh. O Cenab-ı Hak'a bakıyor. O tertemiz, o berrak. Onu kirletmeye sizin gücünüz yetmez. Öyle ruh terbiyesi diyenlere bakmayın, aldanmayın onlara. Yalancının, hokkabazın teki onlar.
Ruhun ne olduğunu bilmiyor. Neyi terbiye ediyor? Terbiye edilen nefistir. Ruh değildir. Ruh Hakk'ın katındandır. Ona ruhumdan üfledim diyor Adem'e. Ruh sana ait değil. Ona ait. Ona ait o. Sana ait değil. Hadi ruhunu çıkar. Hadi çıkar da koy masanın karşısına. Hadi seninse elinin altına al. Hadi seninse söz geçir. Hadi seninse onu al, yoğur hamur gibi şekil şemale sok. Hadi seninse bir tane bir şey getir ondan. Bir tane insanlık hayatı boyunca bir şey getirsinler. Ruhumuz bu desinler. Öyle ruh çağıran şarlatanlara bakmayın siz. Cinni tayfesinden uğraşıyorlar. Milletin parasını gümletiyorlar. Ne ruh çağıracakmış. Ne o kimseye koruyucu ruhlar gönderecekmiş. Geri zekalı embesiller. Cahil. Halk cahil, onlar zır cahil. Para tuzağı hepsi de. Ruh Allah'tan, Hakk'ın katından. Sadece tecelliyatını biliyoruz. İşte dünya hayatında uyuyanlar, dünya hayatında hayale kapılanlar, şehvani bir hayat yaşayanlar, hayvani bir hayat yaşayanlar, insanlıktan uzak bir hayat yaşayanlar, imandan, İslam'dan uzak bir hayat yaşayanlar, dünyanın büyüsüne ve süsüne kananlar, uyandıklarında aynen rüyasında, hayalinde çok güzel bir kadınla veya erkekle birleşmiş de uyandığında ne kadın var ne erkek var. Üzerindeki necasetten başka bir şey yok. Bunu gördüğünde bir sersemlik, bir pis olduğuna dair inanç. Hani Hazreti Mevlana Mesnevisinde geçer yine bu. İnsanlar içki içerler ya, onlara diyor kalan baş ağrısından başka bir şey değildir. Dünyada alkol alanlar için sabah uyandıklarında baş ağrısından, miskinlikten başka bir şey değildir. Birisi sakın buna muhalif bir şey söylemesin. Bu fakir bilir onu, Allah affetsin. Sabaha kalan sadece baş ağrısıdır. Sabaha kalan kötü bir hantallıktır. Kendine gelmek için bol sarımsaklı çorbayla bol limonlu sirkeli habire dayan artık, kendine geleceksin. Yok kahve getir, yok demli çay getir, kendine gelecek ya arkadaş. Ama bizim şarabımız Mansur şarabıdır. Bir kez içen hiç ayılmaz. Ve o baş ağrısı yapmaz, mide bulantısı yapmaz, kusma yapmaz. Sabah mamurluğu yapmaz. Sabah dinçtir. Hayata çakmak çakmak bakar. Mansur şarabını içenler hiçbir zaman asla ebediyen ayılmazlar. Onlar 3 saat sonra ayılırlar ama onlar ebediyen ayılmazlar. İşte öldüğünüzde de normal sabah uyandığınız gibi uyanacaksınız. Eğer bu dünyayı güzel yaşadıysanız güzel bir sabaha uyanacaksınız. Eğer bu dünyayı hak ve hakikat yolunda yaşamadıysanız berbat bir şekilde kalkacaksınız. Ah, o zahirde görünen, hakikatte görünmeyen, aslı olmayan hayalden. Hazreti Mevlana derin bir ah çekiyor. Ah diyor. O zahirde görünüp de hakikatte görünmeyen hayalden. Burası muhteşem bir şeydir. Beni yerimden koparır. Ah ki o hayal hakikatte yoktur.
hakikatte olmayan hayal, heva ve hevesinden kopup gelen hayaldir. Ah ki o hayale, hakikatte olmayan, senin şehvani nefsinden kopan gelen hayaldir. Ah ki hakikatte yazılmamış olan, hakikatte resmi olmayan, ah ki o bizim ne yazık ki kuru kuruntumuzdur. Biz kendimizi buğday ambarında hayal etmişizdir. Ama ah ki biz o buğday ambarının içine dahi girmemişizdir. İsmimiz yazılmamış oraya. Hakikatte resmi çizilmemiş. Hakikatte bu noktada onun hayali yok. Ah ki o hayallerden dervişler yıkılmıştır, evliyalar yıkılmıştır. Ah ki o hayallerden alimler yıkılmıştır. Ah ki o hayallerden evler yıkılmıştır, ocaklar yıkılmıştır, aileler yıkılmıştır. Ah ki o kuru kuruntudan hayaller olan hayaller insanların gönül dünyasını yıkmıştır. Hazreti Mevlana derin bir ah çekiyor. Ah ki ah, o zahirde görünen ama hakikatte aslı astarı olmayan. Siz zahirde var görürsünüz. Zahirde bu dünyayı da var görürsünüz. Zahirde her şeyi var görürsünüz. Hakikatin hakikatine koşmak, hakikatin hakikatini bulmak, hakikatin hakikatine buldukça ondan başka bir şeyi görmeyinceye kadar koşmak. Ve bir gün bakarsınız ki ondan başka hiçbir şey hakikat değilmiş. Bir gün bakarsınız ki sadece oymuş hakikat olan. Nice sevdalar geçirirsiniz. Nice ölüyorum sevgilerine tutulursunuz. Her sevdanızı gömersiniz kendi ellerinizde. Her sevdanızın namazını kılarsınız kendi ellerinizde. Her sevdiğinizi kendiniz boğarsınız kendi ellerinizde. Bu kaçıncı katliamdır duyguların? Bu kaçıncı sevdanın batırılışıdır? Bu kaçıncı cenaze namazıdır? Bu kaçıncı imamın sela okuyuşudur? Bitmek tükenmek bilmeyen o sevdalarımızı hep teker teker gömeriz. Bakarız, hepsi de bir hayalden ibaretmiş. Hani sevdiklerimiz, hani çok sevenler, hani aşıklar, hani peşimize düşenler, hani bizim için gözyaşı dökenler, hani gözyaşı döktüklerimiz, hani gözümüzden yaş yerine kan akıttıklarımız, hani uğruna sabahladıklarımız, kapılarına yollarına düşüp, banklara düşüp adımlarını saydığımız, nefesini beklediğimiz sevdalar. Neredeler şimdi? Geriye dönüp bakıp bir ah çekersiniz. Ve dersiniz ki zahirde olup da hakikatte olmayan. Zahirde seni seviyorum deyip hakikatte aslı astarı olmayan. Bizim de hakikatte seviyorum dediğimiz ama hakikatte sevmediklerimiz. Bakın, kalbinizin kapısını aralayın kendiniz. İçinde ne kadar yıkık göreceksiniz. Hadi bir kapıyı aralayın, cesaretli olun. Ne kadar gömdünüz? Hadi kendi mezarlıklarınızı dolaşın. Kendi gömdüklerinize bakın. Anneniz, babanız, kardeşleriniz, arkadaşlarınız. Hani ilkokulda ilk sevdiğiniz adam nerede? Hani ilkokulda ilk sevdiğiniz kız nerede? Hani ortaokulda kitaplarının arasına papatyalar sıraladığınız erkekler, sevdalarınız, kızlar nerede? Hani lisedeki ilk aşkınız nerede? Görüp de beğendiğiniz, uğruna gözyaşı döküp isminin baş harflerinden şiirler yazdığınız kızlar, erkekler nerede? Hani üniversiteye geldiğinizde özgürlüğün tadını çıkarıp göğsünüzü yara yara seviyorum dedikleriniz nerede? Dün sevdiğiniz nerede? Bakın, dün sevdiğiniz nerede? Şimdi bakın, en çok seviyorum dediğiniz nerede? Siz neredesiniz? Bugün sabah kahvaltısını
severek birbiriyle yaptığınız şimdi yanınızda mı? Dün gece ayrı odalarda mı yattınız yoksa? Ayrı kanepelere mi geçtiniz? Yoksa nereden sevdim o zalim kadını, bana zehretti hayatın tadını mı yazdınız? Yoksa yorganı kafanızdan aşağı geçirip, kör alasıca adam, ben nereden bununla evlendim, bunu mu sevdim mi dediniz? Ah! O zahirde görünüp hakikatte görünmeyen sevdalar. Ah! O zahirde var olarak kabul ettiğimiz ama hakikatte olmayan. Hani bu sufilerde de var. Hani zahirde derviş, hakikatte derviş değil. Zahirde aşık, aşık hakikatte değil. Rüyada gördüğü bir hal, kendince zahir ama hakikatte yok. Hal, zikrullah'ta semada görmüş olduğu halin hakikatte eseri yok. Ah ki bu hayalin tekmesini yemeyen kalmadı bu dünyada. Adem'den itibaren bu hayalin tekmesini hep yediler. Muhammed Mustafa hariç sallallahu aleyhi ve sellem. Adem bile o hayalin tekmesini yedi. Kuş havadadır, gölgesi yerde kuş gibi uçar görünür. Kuş havadadır, gölgesi yerde kuş gibi uçar durur. Ahmağın biri o gölgeyi avlamaya kalkışır, takatı kalmayıncaya kadar koşar. O gölgenin havadaki kuşun aksi olduğundan, o gölgenin aslının nerede bulunduğundan haberi yok. Ahmaklar gölgenin peşinden koşarlar. Bu dünya gölgedir. Ahmaklar kuşun hakikatine bakmazlar. Hep gölgeyi takip ederler. Kaldır kafanı yukarılara. Gölge varsa muhakkak hakikati de var. Bir şeyin gölgesi varsa hakikati var. Gölgesine bakaraktan hakikati bul. Gölgeyi görerekten hakikate doğru koş. Gölge sana bir işaret, mecaz sana bir işaret. Bu zahirde görünen her şey batına bir işaret. Gördüklerinden görünmeyene koş. Gördüklerinden hakikate doğru koş. Gördüğün bütün mükavenata bak. Bu mükavenatın sahibi olan Allah'a koş. Gördüğün bütün güzellikleri seyret. Bu güzellikleri seyrederken o güzelliklerin sahibi olan güzeli mutlaka koş. Madem ki bu kadar güzellikler var, bil ki bu güzellikleri yaratan onlardan daha güzeldir. Madem ki bunca güzel hakikat var gördüğün, o hakikatin de yaratan hakikatin hakikati var. Ahmaklık yapma. Gölgenin peşinde koşma. Gölgenin sonunda kuru bir yorgunluk kalır sana. Ya sen hakikate doğru koş. Hakikat Allah. Koştuğun Allah olsun. Yürüdüğün yön Allah olsun. Dil Allah'ı anlatsın. Göz onun eserlerini seyretsin. Kulak onu dinlesin. Kulak odur ki onun kelamını dinlemek için yaratılmıştır. Dil odur ki onu zikretmek için yaratılmıştır. Gönül odur ki o sahibi olan, gönlün sahibi olan gelip yerleşsin diye yaratılmıştır. Hiçbir yere sığmadım. Mümin kulumun kalbine sığdım. Mümin kulumun kalbine tecelli ettim. Biz ne kadar müminiz? Kalbimize tecelli etti mi? Geldi oturdu mu kalbimize? Ey kulum dedi mi? Sen ya Rabbi dediğinde o ey kulum lafzını işittin mi? Sen ölmeden önce ölüp seni cennete koydu mu? Cennetine koyup sana hitap etti mi?
sana hitap ettiğinde sen kendinden geçtin mi? Musa gibi sen de 40 gün kendine gelmeden dünyada yaşıyormuş gibi göründün mü? Sen de Ashab-ı Kehf gibi oldun mu? O taraftan o tarafa seni evirip çevirdi mi? Seni uyurken dahi rızıklandırdı mı? Beni katından rızıklandır dediğinde İsa'nın havarilerinden daha aşağı mısın? Havarilere sofra indiren sana sofra indirdi mi? Havariye inen sofraya hak da sana niçin sofra inmesin? Ya da her daim sana sofra indiriyor da sen onun farkında değil misin? O zaman farkına var. O mümin kuldan ol. Gönlüne onun misafir et. Gönlüne o tecelli etsin. Bir cumhurbaşkanı bir beldeye gelecek diye bütün beldeyi altın üstüne getiriyorlar. O güne kadar çöpler atılmıyor, çöpler atıyorlar. O güne kadar yollar temizlenmiyor, yolları temizliyorlar. Onun geçecek olduğu yerleri düzenliyorlar, dizayn ediyorlar, göz boyuyorlar. Ey Allah'ın mümin kulları! Bütün bu kainata hayat veren Allah! Gönlünüz temiz olmazsa gelir mi ki? Bir cumhurbaşkanı gelecek diye bütün her yer temizleniyor. Bir gönlümüzü temizleyiversek, ya Rabbi affeyle. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahi lazim ve bihamdihi estağfurullah lazim. Ya Rabbi biz bataklıklara düştük. Biz karanlıklara düştük, kirlettik. Sen bizi ak, pak olarak dünyaya getirdin. Nurdan kundaklara sarılıp da gönderdin. O nurdan kundakları sarıp da gönderdin. Bir kul kendi eliyle kendi kendine zulmetti. Sen kendi ellerinizle kendinize zulmetmeyiniz dedin. Biz zulmettik. Gittik senin sınırını çiğnedik. Bataklıklara battık, günahlara battık, yanlışlıklara battık, isyanlara battık. Bildik ki sen bizim Rabbimizsin, sen haksın. Sen bizim Allah'ımızsın. Senin önüne divan durduk. Bizi affet. Yeniden o nurlar içine kundaklayıp koyduğun gibi bizi temizle. Bizi kendi zatına uygun hale getir dedik mi? Allah bizi onlardan eylesin. Gölgeye doğru ok atar. O ahmak gölgeye doğru ok atar. O ahmak ok, okçuların normalde attığı ok, hayatımız bir oktur. Her günümüz bir oktur. Her anımız bir oktur. Her saatimiz bir oktur. Bugünün, yarının okunu bugünden atamazsın. Her sabah kalkar, yayı gerersin, atarsın. Gölgeye atarsan vuramazsın. Hiçbir şey elde edemezsin. Hiçbir şey. Ahmak okçular hedefe atmazlar. Okluk derler ya, okların bulunduğu yere. Eğer bir okçu gölgeye okunu atarsa bir bakar ki okluğunda ok kalmamış ve hedefi vuramadan oku bitmiş. Kulun ahmağı her günü bir okluktur. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Akşam olduğunda bakar ki günün oklarını gölgede gölgeye ataraktan beyhude geçirmiş. Bu araştırma yüzünden okluk bomboş kalır. Ömrünü heba eder. Ömrünü boşta geçirir. Ömrünü düzgün bir şekilde geçirmez. Hayırlı bir ömür değildir onunki. Hüsran ile geçirmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri inel insane lefi husrin. Bütün insanlar hüsrandadır. Ancak iman edip iyi amel işleyip salihlerle beraber olup hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna.
okluk bomboş geçti. Ömür bitti, gün tükendi. Baktık ki o kimse elde hiçbir şey bırakmamış. Ömür gitti, gölge vardığında koşmada yandı eridi. Ömür gitti ve son nefes geldi. Son nefeste baktık ki biz kaybedenlerden olmuşuz. Allah muhafaza eylesin. Bir kişinin dadısı, yani bir kişinin öğreticisi, bir kişinin mürebbisi, bir kişinin bu noktada yol göstericisi, bir kişinin bu noktada ona akıl vericisi, tavsiye edicisi Allah gölgesi olursa onu gölgeden ve hayalden kurtarır. Ama bir kimsenin yol göstericisi Allah gölgesi olursa, peygamberler yeryüzünde Allah'ın gölgeleri gibidirler. Peygamberlerden sonra veliler, ehil mürşitler yeryüzünde Allah'ın gölgeleri gibidirler. Asıl takip edilecek olan gölgeler bunlardır. O gölgeyi takip edenler, dadısı o gölgeler olanlar, o zaman onları kuru hayalden, kuru kuruntudan, şeytanın vesvesesinden ve kandırmasından kurtarabilir. O zaman takip edeceğin gölge Allah'ın gölgesi olan halifeler olsun manevi noktada. Takip edeceğin gölge Allah'ın zamanın kutupları olsun, zamanın pirleri olsun, zamanın mürşitleri olsun ki seni bu kuru hayalden, bu seni ham hayalden, seni şeytanın vesvesesinden kurtarsın, vesile olsun ve sana doğruyu ve hakikati ve hakikate doğru seni göstersin ve yürütsün. Kurtuluşa erenler, kurtuluşa erenler ancak Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışanlardır. Kurtuluşa erenler Allah'ın kitabullahına ve Muhammed-i Mustafa'ya sımsıkı yapışanlardır. Allah'a kul olan Allah'ın gölgesidir. Allah'a tam manasıyla kul olanlar işte bu zamanın mürşitleri, pirleridir. Allah'a tam manasıyla kul olanlar işte o salihlerdir ki, salihlerdir. Onlar dini paraya, makama, mansıba devşirmezler. Onların ücretlerini ancak Allah verir. Ve onlar derler ki bizim ücretimiz Allah'a aittir. Ve onlar derler ki sizden ücret istemeyenlerin peşinden gidin. Onlar namazı Allah için kılarlar, Allah için konuşurlar, Allah için yaşarlar, Allah için nefes alırlar. İşte onlar Allah'ın yeryüzündeki manevi direkleri gibidir. Onlar Allah'ın gölgesi olması hesabıyla onlara bakıldığında Allah hatıra gelir. Allah hatıra gelir. O bu alemden ölmüş, Allah için dirilmiştir. Onlar ölmeden önce ölünüz hadis-i şerifi onların üzerinde tecelli etmiştir. Onlar bu alemden ölmüşler, öte alemde dirilmişlerdir. Onların yemeleri ötelerden, içmeleri ötelerden, onların nefesleri ötelerdendir. Onların bilgileri ötelerden, kalbi ötelerdendir. Onlar ötelerde yaşarlar aslında. Ama bu dünyaya da bir ayakları, gölgeleri tecelli eder. Fırsatı kaçırmadan ve şüphe etmeksizin onun eteğine sarıl ki ahir zamanın sonundaki fitnelerden kurtulasın. Sakın ha, şüphe etme. Böyle bir normalde zatla yolun düştüyse, onunla kesiştiyse sakın ve sakın şüphe etme. Onun Kur'an ve sünnet dairesindeki tavsiyelerine uy. Eteğine sarılmak demek onun eteğini öpmek demek değil. Onun tavsiyelerine uymak. Onun Kur'an ve sünnet dairesindeki nefsimize bize nasihat ettiği ilaçları kabul etmek. Ahir zamanın fitnesinden kurtulmak için mümkün değil. Muhakkak böyle bir zata ulaşıp
böyle bir zatın sayesi altında yürümek. İşte Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de Mektubat 9. kısım 8. telvi Tarikat Tasavvuf Hakikat namlar altında öyle bir nurani, öyle bir şirin yolu vardır ki denizler mürekkep olsa, bütün ağaçlar kalem, bu yolun hakikatini anlatmaya muktedir değildir der. Ve bir yerinde şöyle der: bir kimse muhakkik alim bir zat olsa, kalbi harekete geçmemişse ve bir mürşide de bağlanmamışsa, bugünkü zındıkanın karşısında imanını muhafaza etmesi müşkilleşmiştir. Adi, samimi bir ehli tarikat, silsile-i meşahiye duyduğu muhabbet cihetiyle asla şüphe etmez, ümidini kesmez ve böylece de kebairle fasık olur ama zındıkaya düşmez der. Allah bizi onlardan eylesin inşallah. Bir soru var, soruya da bakalım inşallah sohbet faslını bitirelim. Tennurelerin bazısı neden renkli? Evet, İslam'da tek renklilik yoktur. Hele sufilik hiçbir zaman tek renklilik değildir. Hazreti Mevlana'nın yine Mesnevisinde bir İsa küpünden bahseder. Hani İsa aleyhisselam 14-15 yaşlarındayken annesi onu Mısır'a hicret edince bir boyacının yanına çırak olarak verir. O ustası İsa aleyhisselama boya küplerini gösterir. Bu siyah, bu lacivert, bu beyaz, bu kırmızı, bu mavi, işte bu pembe. Bunlar da boyaları, bunlar da elbiseler. Bu siyaha, bu maviye, bu beyaza, bu kırmızıya, bu bordoya boyanacak gibisinden söyler, gider. Akşamüstü olur gelir. Kumaşlarını ve elbiselerini boyamak için veren müşteriler de gelir. Bakarlar ki bütün elbiseler bir küpte. Ustası der ki ben sana böyle emretmedim. Boyamaya elbiselerini verenler eyvah derler. Biz sana böyle bir şey söylemedik. İsa aleyhisselam gayet rahattır. Müşteriye sorar, senin elbisen ne renk olacaktı? Siyah. Elini küpün içerisine sokar, onun elbisesini çıkarır, simsiyah ona verir. Seninki ne olacaktı? Mavi. Elini küpün içerisine sokar, onunkunu mavi verir. Seninki ne olacaktı? Beyaz. Elini küpün içerisine sokar, beyazı ona verir. Seninki ne olacaktı? Benimki kızıl olacaktı. Sokar elini, ona kızılı verir. Herkes kalır. Aslında geliş noktası renksizliktir. Tecelliyatta rengarenktir. Tek renk değildir. Rengarenklerin hepsi de renksizlikten çıkar gelir. Ya renksiz olursun ya da rengarenk olursun. Bir rengin oluyorsa sen rengarenk olanı seç. Bil ki o rengarengin arkasında renksizlik var. O yüzden İslam tek renklilik değildir. Sahabeler tek renk giyinmezlerdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri tek renk giyinmezdi. Simsiyah giyinmezdi Hazreti Peygamber. Bembeyaz giyinmezdi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe rengarenkti. Cübbeleri rengarenk, sarıkları rengarenkti, kıyafetleri rengarenkti. İslam'da tek renk yoktu. Biz de o rengarenkliği sergiliyoruz.
rengarengiz, kim rüyasında hangi renk tennureyi görüyorsa onu giysin. Önemli olan herkesi tek renge sokmak değildir. Önemli olan bütün renkleri kabul etmektir. Bütün renkleri bağrında beslemektir. Siz gönlünüz bahar bahçesi gibi olsun. Her renk gönlünüzde hayat bulsun. Her renk gönlünüzde çiçek açsın. Gönül odur ki rengarenktir. Gönül odur ki işvelidir. Gönül o renk, o gönüldür ki canlıdır. Gönül odur ki durduğu yerde durmaz. Gönül odur ki renkten renge bürünür. Ve tecelliyat odur ki hiçbir zaman aynı şekilde tecelli etmez. Ve o her an yeni bir şan üzerinedir. O her an yeni bir renktedir. O her an yeni bir candadır. O her an yeni bir perdededir. O her an her perdenin içerisinde rengarenk, her perdenin içerisinde şekilden şekile bürünür. O ki renksizlikten bütün renkleri zuhurata bırakır. O ki suretsizlikten suret çıkarır. O ki kelimesizlikten kelime çıkarır. O ki harfsizlikten harf çıkarır. O ki harflere mana katandır. Manaları da değiştirendir. Mananın üzerine mana yaratan, onun üzerine mana yaratandır. Ey Allah'ın kulları, tek perdede kalmayın, tek merkezde kalmayın. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi bir ayağınız Şeriat-ı Ahmediye'de batık dursun, öbür ayağınızda bütün renkleri, bütün suretleri, bütün alemleri seyran edin. Ne duruyorsunuz durduğunuz yerde? Her sabah aynı yemeği mi yiyorsunuz? Her akşam aynı yemeği mi yiyorsunuz? Her gün aynı suyu mu içiyorsunuz? Her gün aynı elbiseyi mi giyiyorsunuz? Her gün aynı nefesi mi alıyorsanız? Her gün aynı şeyi görüyorsanız? Vallahi de billahi de siz daha ölmeden önce siz asla ve asla hayatı bırakıp köhneleşmişsiniz. Bayatlamışsınız. Tazeleyin kendinizi. Her gün renklendirin kendinizi. Her gün canlandırın. Dünkü gördüğünüz bitti. Dün dünde kaldı. Bir an önceki bir an önce de kaldı. Az önce pembe gördüğünüzü şimdi kırmızı görmüyorsanız, az önce kırmızı gördüğünüzü nasıl rengini araştırıp onun rengine doğru koşmuyorsanız, siz hep gördüklerinize aldananlardansınız. Kandırmacanın içindesiniz. Koşun, durmayın. Dün gördüğünüzü bugün daha güzel görmüyorsanız gözünüz yanılmış. Kimi semazenler sabit dururken kimisi neden hareket ediyor? Sen sabit görüyorsun, biz hiç sabit görmüyoruz. Bu alemde sabit olan hiçbir şey yok. Alem sabit değil, semazen nasıl sabit olsun? Yaşadığınız alem sabit değil, siz sabit değilsiniz, gönülleriniz bile sabit değil. Nasıl bir şey sabit görüyorsunuz? Hiçbir şey yerli yerinde durmaz. Yerli yerinde durmayan en önemli şey kalplerinizdir. O da yerli yerinde durmaz. O yüzden Hazreti Peygamber dua etti sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi, benim kalbimi senin dininde sabit kıl. Amin. Çünkü kalp durduğu yerde durmaz. Durduğu yerde durmadığından dolayı siz nasıl gördüğünüz bir şey sabit duruyor zannediyorsunuz? Aralarda dolaşan semazenin görevi nedir? Hiçbir görevi yok. Onu da öyle dolaştırıyor. Hiçbir ilkinin görevi yok. Görev bilinciyle yapılan bir şey yok. Herkes sema ederken Allah, 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 Allah diye sema ediyor. Allah diyen bir kimsenin kalbinde görev düşüncesi mi olacak? O zaman Allah diyemez ki. Sema edip dönerken bu semazenin ayağı nasıl, ona mı bakacak? O zaman Allah demiyor.
Hani birisi namaz kılıyormuş da Mecnun önünden geçmiş ya, hemen durdurmuş, demiş ey Fuat, namazdaydım demiş, önümden geçtin demiş. Sen o maşun, o sevdiğinin huzurunda değil miydin? Evet. Sen demiş, o güzeller, ben demiş Leyla'yı sevdim. Leyla'yı sevdiğimden senin namaz kıldığını da görmedim, seni de görmedim. Demiş, ahmak, sen Allah'ı sevdim diyorsun, namaza durdun, beni gördün. Ben Leyla'yı sevdim. Ya gördüğümü hep Leyla gördüm, ya da Leyla'dan başka bir şey görmedim. An geldi, her gördüğümde Leyla'yı gördüm. Baktım ki bu Leyla, kokladım ki Leyla. Leyla, Leyla derken buldum Mevla'yı. Sen demiş, Allah'ı sevdiğini söyleyen beni nasıl gördün? Semazenin burada da orta yerde dolaşanlar semazenleri görüyorsa eyvah ki eyvah. Semazen birinci çarkta etrafı görür böyle. İkinci çarkta semaze sema ettiği yeri de görür. Üçüncü çarkta hala daha gördüğü bir şeyler varsa tecdid iman, tecdid nikah gerekli ona. Eyvah ki eyvah. Dördüncü çarkta dünya semasına, beşinci çarkta alem semasına, altıncı çarkta arş-ı alaya, yedinci çarkta da amanın yanı başına ulaşması lazım. Hadi aşağı indireyim. Birinci ilahide burayı görsün, buradan kurtulsun. İkinci ilahide haydi bakalım biraz daha şöyle dünya semasına doğru açılsın. Hadi üçüncü ilahide, hadi birinci kat sema, dördüncü ilahide ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, her ilahide bir kat gitsin. Yedinci ilahiye geldiğinde zaten kendinden geçecek. Kolum nerede, ayağım nerede bakıyorsa, düşünüyorsa o sema etti, sema etmedi. Sema ediyorsa o burada değil. Siz burada görüyorsunuz. Sema üzerinde ayrıştıran var. Sema. Sema ediyorsa o burada değil, siz burada görüyorsunuz. Sema ediyorsa o sizi görüyor, siz de onu görüyorsunuz. Sema ediyorsa, sema ediyorsa siz onu görüyorsunuz, o sizi görmüyor. Selamünaleyküm. Sema'da buluşacağız. Herkes oturduğu yerden kendince, kendi lisanında, her çarkta bir çark bu, bir dönüş. Allah diyecek inşallah.